Göreve geldikten sonra vizyon konferanslarıyla adından söz ettiren Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, proje kapsamında bu kez Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi, gazeteci yazar Okan Müderrisoğlu'nu Düzcelilerle buluşturdu. Belediyenin kültür merkezi salonundaki konferansta Müderrisoğlu özellikle Türkiye'nin son aylardaki siyasi ve ekonomi durumunu anlattı. Düzce Belediyesi'nin yürüttüğü sosyal ve kültürel proje kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe AK Parti Düzce Milletvekilleri Ayşe Keşir, Fahri Çakır, Düzce'de görev yapan kurum ve kuruluşların müdürleri, Düzce Spor Başkanı Gökhan Kapoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, Kent Konseyi üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle davetliler katıldı. Konuşmacı Okan Müderrisoğlu'nun babası, bir dönem Düzce'de Gaziler Dernek Başkanlığı yapan Cemil Müderrisoğlu da salonda hazır bulundu. Konferans öncesi bir konuşma yapan Belediye Başkanı Faruk Özlü katılımcıları teşekkür etti ve Türkiye'de önemli görevlerde bulunan, ekonomik ve sosyal anlamda büyük katkılar veren şahsiyetleri Düzceliler ile buluşturuyoruz. Bu bizim belediyecilik anlamında en önem verdiğimiz projedir dedi. Başkanın konuşmasının ardından konferansa başlayan Okan Müderrisoğlu önce Düzce'deki günlerine ilişkin anılara yer verdi. İş yoğunluğu nedeniyle Düzce'ye sık gelemediğini anlatan yazar şu ifadelere yer verdi. Sayın Bakanım tanıttı, bugünkü konumuz Düzceli diye. Ben müsaadenizle biraz oradan bahsetmek istiyorum. Çünkü benim kıdemim 1976'ya uzanıyor. Beni getiren şoför arkadaşa sordum, 86 doğumluymuş. Demek ki ben hani Düzceliyim dediğimde bunu hak eden bir karşılığı var diye düşünüyorum. O yüzden kendimi şanslı addediyorum. Teyzemler burada, dayımın mezarı burada, anneannemin mezarı burada. Dolayısıyla eğer sizden öncekilere ait bir mezar taşı, bir topraktaysa siz kendinizi fazlasıyla oraya ait hissedebilirsiniz. Tabii ki Fettah Bey tarlasında top oynadığımız günleri iyi hatırlarız. Oradaki panayırı heyecanla beklediğimiz günleri hiç unutmayız. Doğan minibüslerle Düzce'nin bir yerden bir yere taşındığı ama çamurunun hiç bitmediği günleri unutmam yani. O günlerden bugüne çok şeyin değiştiğini anlatmak için söylüyorum bazen. Otoparktan Magirus otobüslerle Adapazarı'na giderdik, 2 saat sürerdi. Müderrisoğlu konuşmasının ikinci bölümünde de gençlere seslendi. Teknolojik gelişmelerin gençleri etkilediğini ifade eden yazar bu konuda da şunları söyledi. Buradaki genç arkadaşların her birine ayrı ayrı seslenmek istiyorum. Onların burada olmasından da büyük mutluluk duydum. Nihayetinde biz de bir dönemin sonuna geldik ama bizden sonrasını şekillendirecek arkadaşlar sizlersiniz. Dolayısıyla sizlerin mazerete değil, sizlerin çözüme ihtiyacı var. Lütfen hangi konuda olursa olsun, ne düşünüyorsanız, ne istiyorsanız isteyin. Ama aynı zamanda bunun için emek ortaya koymayı, bunun için çözüm ortaya koymayı unutmayın. Haklı engelleriniz, makul mazeretleriniz olabilir ama bunların hepsini aşacak cesarete, gençlik enerjisine, umuda ve her türlü bilgiye ve çözüme uğraşacak şekilde bir fırsata da sahipsiniz. Denemekten, üzerine üzerine gitmekten, kendi kimliğinize ve kişiliğinize uygun arayışlardan hiç vazgeçmeyin. Yaklaşık bir saat süren konferansın ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Sonrasında da Belediye Başkanı Faruk Özlü, Okan Müderrisoğlu'na plaket ve çiçek takdim etti.